Herkese selam, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizleri değişik bir ışıkla karşılıyorum. Bugün arkadaşlar derse oturdum ve güneş de tam böyle önümde batıyor. O yüzden çok mutluyum. Şöyle bir görüntü var önümde. Arkadaşlar bugün günlerden 20 Mayıs pazartesi. Ben zaten çoktan sınav haftasına çalışmaya başladım. Haftaya başlıyor sınav haftam. Yani aslında bu haftanın sonunda başlıyor cuma günü seçmeli edebiyatla. O yüzden ben de onun çalışmalarına devam ediyorum. Şöyle göstermek isterim. Bir sürü felsefe notu aldım. Şöyle. Dün bayağı bir felsefe çalıştım. Felsefenin 80 puanı falan bitti. Kalan 20 puan var. O da zaten daha önümde bir hafta olduğu için yeterli dedim ve şu an bir felsefe bir nokta koydum. Yani daha doğrusu bir noktalı virgül koydum diyebiliriz. Bugün de matematik çalışmak istiyorum. Çünkü Deren çemberin çok zor olduğunu ve bayağı kasmamız gerektiğini iddia ediyor. Ben de muhtemelen ona katılacağım ama onun için önce bir görmem lazım. Yani bilmiyorum, bana yapabiliyormuşum gibi geliyordu aslında ama. You lately, oh yeah, you better tell me what's going on. Come on now, is you in love? Ooh, you can go on back. Arkadaşlar herkese günaydın. Bugün günlerden salı. Ben yeni uyandım. Şimdi bir saçımı falan yapacağım. Üstümü değiştirmeyi düşünmüyorum çünkü zaten içime tişörtüm var ve okulda zaten çoğunlukla mı giyiyorum bunu çıkarıp. O yüzden şimdi altıma bir İspanyol paça tayt giyeceğim. Evet arkadaşlar, bu şekilde. You ain't got no time to waste. Come on now, so please don't waste mine. Ooh, hey, baby. Oh yeah, you're so good looking that I fell in love last night. Yeah, and maybe I ain't falling in love, I just fell in like sweet thing. Arkadaşlar herkese selam. Ben eve geldim. Şimdi arkadaşlar ders çalışmaya başlayacağım. Ondan öncesi hiçbir şey yapmadım, yani yemek yedim. İki halletmem gereken birkaç iş vardı. Onu hallettim. Sonra da yaptım, yani başka bir şey yapmadım. O yüzden şimdi tarih çalışmaya başlayacağım. Yani ona da nereden nasıl başlayacağım. Nereden nasıl başlasam anlatmam pek kolay olmayacak. İnanın o kadar bir fikrim yok ki. Neyse, halledeceğiz. İlk olarak bir değerlendirme bildirim formunu açmakla başlayacağım. Konu dağılımına bakacağız. Ama şöyle ufak bir sıkıntı var. Site error verdi. Evet, bu bir işaret olmalı. Neyse, bir daha giriyorum. Arkadaşlar? Bu yine dalga mı geçiliyor benimle? Hah, şükür. Şimdi 19. ve 20. yüzyılda büyük güçlerin Osmanlı Devleti'nin toprakları üzerindeki politikaları, Viyana Kongresi ve sonuçları. Bu mesela kolay. Hemen neyse, böyle ufak bir okumayla halledilir. Ayanlık, Grek ve Dakya projeleri, Şark meselesi. Biraz sıkıntısal görünüyor açıkçası. Berlin Anlaşması, maddeleri ve sonuçları. Çıtır soru. Ezberle geç. Osmanlı'ya hasta adam denilmesi ve hikayesi, bunu biliyorum. Derste çok ilgiyle dinlemiştim bu bölümü. O yüzden tamam, bu da çıtır. Fikir akımları, şey bunlar, 8'de de vardı. Osmanlıcılık, Batıcılık, Türkçülük, İslamcılık. Konular çok daha göz korkutucu görünmedi gözüme. Ben şimdi not almaya başlayacağım. Şöyle arkadaşlar çıkacak tüm fasikülleri ben zaten ayırmıştım önceden. 3, 4, 5. Allah bereket versin. Tamamdır. O zaman ben özet yazmaya başlıyorum. Öpüldünüz. You looking like my wife. Maybe you can give me some. Kanka tarih çok kolay. Okuma yapıyorum ben şu anda. Özet bile çıkarmıyorum ve anladım yani. Şu anda Viyana Kongresi sonuçları bilmem ne bitti. Şark meselesi bitti. Dakya projesine falan geçeceğim ve her şey çok kolay ve eğlenceli falan yani. Kitap okuyor gibi okuyorum şu anda. Hallettik. Bayağı 100 falan aldık yani, haberiniz olsun.
Herkese çarşamba gününden selamlar. Arkadaşlar ben duş falan aldım, yemeğimi yedim, ders çalışmaya oturdum. Bugün seçmeli edebiyata çalışacağım. Seçmeli edebiyattan direkt sınav konularına çalışacağım. Zaten hani konularımız o kadar şey ki yani dar ki. İsim, sıfat, zamir, edat ve milli edebiyat. Ha bir de kitap, Fatih Harbiye'nin iki tane sorusu olacak. O kadar yani. O yüzden onlara çalışacağım bir de. O yüzden çok mutluyum. Seçmeli edebiyatta tonlarca ezberleyeceğim şey olmadığı için. Çünkü normalde hep öyle olur yani. Öyle arkadaşlar saçlarımı da böyle Nilo'ya gibi yaptım ki düzleştirmeye vaktim olmadığı için yarın bari hani daha az kötü görünsünler diye. O zaman şimdi seçmeli edebiyat çalışmakla başlayalım. Trying to find the words to say to you, my baby. I'm so set us up for some real. If I hold you down, would you ride with me? Or am I fabricating how you feel? I only wanna lay with you. Look at the sky. And if I'm telling the truth, then trust it wouldn't hurt to try. Arkadaşlar, herkese selam. Ben eve geldim daha yeni. Şimdi Migros'tan siparişler geldi. Annem bu saate vermiş herhalde. Onları yerleştireceğim. Şöyle bayağı var. Şunların hepsini falan yerleştireceğim. Sonra da zaten yemek saatim gelecek. Hatta yemeğim de bakın şurada duruyor. O yüzden şimdi bu poşetleri yerleştireceğim. Sonra da bir güzel yemeğimi yiyeceğim. Sonra da bir güzel dersimi çalışmaya başlayacağım. Çok mutluyum. Öyle yani arkadaşlar. O zaman şimdi bu poşetleri yerleştirelim. Evet arkadaşlar şimdi yerleştirmeyi bitirdim. Bir de şöyle ben artık okula kendi yemeklerimi götürmeye başladım. Artık çok sağlıklı bir insanım bu arada. Bakın sabah yulafım. İşte efendime söyleyeyim ara öğünümde yoğurdum. İşte öğle yemeğimde brokolim. Ben brokoli. Sonracıma tavuğum falan böyle bayağı sağlıklı besleniyorum. O yüzden de bunları şimdi bir lavaboya şey yapacağım. Sulayacağım. Sonra da yemek yiyeceğim. Artık inşallah yani acıktım. Dünyanın en sağlıklı yemeği tavuk, kabak ve dereotu rendesi birleşimi bir şey. Ve brokoli. Ve gerçekten o kadar 3 ay öncesine kadar yemeyeceğim şeylerdi ki bunlar benim. Şöyle sağlıklı mı sağlıklı yeşil mi yeşil bir tabağım var. Arkadaşlar bir de şöyle bir trik hemen buldum kendime. Böyle bir sürü baharat alıyorum. Bunları böyle hepsinin üzerine şey yapıyorum ki, döküyorum ki hem tatsız tuzsuz olmasın hem böyle kalorili kalorili soslar da olmasın. Yani ketçap mayoneze bandıracağımı bunlar zaten çok güzel bir lezzet veriyor yani. Hatta daha bile güzel oluyor bence. O yüzden şimdi bir güzel de soslayacağım bunları. Aman soslayacağım demişim, baharatlayacağım. Şimdi ben ne izleyeceğim arkadaşlar? Bridgerton geldi diye sevindim. 3. sezon geldi diye. Neyse izliyorum izliyorum. 4. bölüme gelmiyorum ki oh çok güzel daha 4 bölümüm var falan. Bir baktım 4. bölüm bitti, beni attı zaten hani bir sonraki bölüme geçmek yerine. Ne oluyor falan oldum. Bir baktım 4 bölüm gelmiş. Bu Netflix'in artık sezonları sanki böyle araya 10 yıl koymuyormuşçasına. Bir de böyle kısımlara ayırma olayı hiç hoş değil. Bu mu derdin diyeceksiniz. Evet bu. Evet arkadaşlar ben şimdi ders için masa başına oturdum. Ben şimdi edebiyat falan çalışmayacağım vallahi. Onu bir akşam yaparım. O yüzden de matematik çalışmakla bu bugünkü çalışma şeyime başlayacağım. Ben bayağı böyle 1,5 saattir falan matematik çalışıyorum. Şimdi de kızlarla Zoom açacağız.
Daha doğrusu MİT açacağız ve edebiyat çalışacağız. Sonra da biraz tarih çalışmak istiyordum ama çok mümkün olur mu bilemiyorum. Olursa çalışırım, olmazsa çok da zorlamanın bir alemi yok. Evet arkadaşlar, saat 22.55. Biz edebiyat falan çoktan bitirdik. Ve bir saniye. Ve Mayra'yla şöyle şu şekilde edebiyat, aman ne edebiyatı, matematik çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, saatlerimiz şöyle göstermem gerekirse 23.21 olmuş durumda. Biz efendime söyleyeyim matematik yaptık, edebiyat yaptık, gramer yaptık, kitap yaptık, üstüne kitabı bir daha yaptık. Yani işte bu insanlar daha ne yapsın, anlatabiliyor muyum size? Öyle yani. Vallahi yatacağım artık, yetti. Tarih marifte çalışmıyorum. Vallahi başlarım yani. Evet, tarihe gerek yok şu an. Ben zaten bugün tarihte çalıştım okulda. Çok da iyi çalışıyorum. Yani şu an mesela çalıştığım her şey birebir aklımda. İçime de siniyor tarih, çalışmam. Bugün böyle sene sonuna geldiğimiz için artık kulüplerin çok bir işlevi yok. Herkes yani yapacağını yaptı. O yüzden bugün kulüpte ders çalıştık, sınav haftasına giriyoruz diye. Ve yani orada da ben full tarih çalıştım. 1,5 saat boyunca falan. Öyle yani arkadaşlar. O zaman ben bugün de sizleri öpüyorum. Bana bol şans diliyorsunuz. Yani siz bu videoyu izlediğinizde ben çoktan sınavdan girmiş çıkmış olacağım ama olsun yani. Sizinle de bol şans dileyin. Ne olacak yani? Elinize mi yapışır? Öyle yani, biliyorsunuz. Tamam, artık ben bayağı boş yapmaya başladım. Vallahi yeter arkadaşlar. Saatte zaten geç oluyor. Benim hafif beyin fonksiyonları gitmeye başladı. Hepinizi öpüyorum. Yarın görüşürüz. Bay bay. Herkese selam. Bugün Çekmeköy'deyiz. Biz şu anda Çekmeköy metrodayız. Sancaktepe'ye gidiyoruz. Sancaktepe'den Deren'in skincare ürünlerini aldıktan sonra da Maltepe'ye geçeceğiz. Güncelli olacağım. Hoşçakalın. Biz Deren'lere geldik. Ama zaten hemen çıkacağız. Deren eşyalarını topladı. Deren nerede? Tamam. Ha, benim eşyalarım balkonda zaten. Hemen arkadaşlar balkondan girelim dedik de kapalıymış. Eşyaları bıraktık. Şuna hop şöyle alırız. Bunu da elimizde, bu da elimizde. Evet, çıkışımızı yaptık. Ve metroya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Metrodan da Maltepe'ye öyle ders çalışacağız. Evet arkadaşlar, biz geldik. Espresso Lab'da oturuyoruz. Beklediğimizden çok kalabalık, beklediğimizden çok güzel. Bayağı beğendik burayı ama ışık da biraz kötü. Oo, bayağı güzel oldu. Öyle yani, bu şekilde çalışan bir. Kameramın şarjı çok az. Ben eve gidince tekrardan açacağım. Arkadaşlar yeni masaya geçtik. Kocaman, manyak tutuyorum. Biraz da bu masada çalışmalarımıza devam edeceğiz. Arkadaşlar selam. Biz eve geldik. Arkada eski yatak başlığım var. Kusura bakmayın. Balkonda iki kişi olduğumuz için onu buraya çekmek zorunda kaldım. Normalde aslında videolarda görmesin diye şu kapıya koyuyordum. Artık onu da yapamıyorum. Görmezden gelirseniz çok sevineceğim. Şimdi Deren matematik çalışacak. Ben de edit yapacağım. Çünkü bu ara editlere bayağı önem veriyorum zaten. Siz de fark etmişsiniz. Onu yorumlarda yazmışsınız. Çok teşekkür ediyorum. Yarın espresso'la da gideceğiz inşallah. İnşallah. Coğrafyayı bir bitireceğiz inşallah. Başlayıp da bitireceğiz inşallah. Daha yani. İşlemadık. Süreyya hocama selamlar izliyorsan. Selam hocam. Ben de dediğim gibi edite başlayacağım arkadaşlar. Editten sonra belki bir matematik patlatırım yine bu arada. Belli olmaz. Öyle olursa çekerim ama zannetmiyorum ya. Vallahi zannetmiyorum. Neyse tamam. Okay. Çalışmam. Kimi kandırıyorum. Tamam arkadaşlar, o zaman ilgili bir bilgisayarımı alayım. Arkadaşlar günaydın. Saat hemen göstermek istiyorum. Saatlerimiz 5. Ben editimi sizin şu ana kadar izlediğiniz 15. bilmem kaçıncı saniyeci dakikaya kadar bitirdim. Gerçek manada sabahladım. Hava aydınlanıyor. Hava erken aydınlanmaya başladığından beri ilk defa havanın aydınlanışını görüyorum.
Neyse ben editimi bitirdim. Öyle şimdi de bitirip uyuyacağım inşallah yani. Artık ne kadar uyursam, bahtıma ne kadar düşerse. Ama çok da geçe kalmam yani çünkü ders çalışacağım. Öyle arkadaşlar, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ama bence gitti. Çünkü bu video benim çok içime sindi. Zaten içime sinmeseydi sabahlarına kadar editini yapmazdım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Arkadan kargalar gagaklamaya başladı. Tam olarak affedersiniz, karganın bokunu yiyeceği saatlerdeyiz yani. Çok pardon da öyle yani. Neyse arkadaşlar, bu şekildeydi videom. Karga şey yaptı, gagladı, dikkatimi aldı. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen videoyu beğenin, lütfen yorum atın. Lütfen destekleyin. Hepinizi çok öpüyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.